Evet, Başbakan Erdoğan 4 günlük bir programı vardı. Önce Pakistan'a gitti, ardından Kazakistan'a gitti. Orada bazı temaslarda bulundu ve yurda döndü. Atatürk Havalimanı'nda gündemle ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandırdı ve ayrıldı. Özür atılan adımlarla yerine gelmiştir dedi ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na ve orada çalışanlara da sahip çıktı Başbakan. Başbakan konuşurken onun öncesinde biz Kemalizmi konuşuyorduk. Bir devlet ideolojisi olarak yaşayıp yaşamadığını konuşuyorduk. Sayın Soysal bir yorumda bulundu Başbakan konuşurken. Sizle de paylaşmasını isterim. Ne söylemiştiniz Başbakan konuşurken bu Uludere olayıyla ilgili bazı açıklamalar? Pekala bir Atatürkçünün söyleyeceklerini söyledi. Aha. Çünkü biz genellikle onun en değerli ve bence en etkili inançlarından biri, isterseniz ona inanç diyelim, millet kavramına bağlanmış, yani çok sımsıkı bağlanmış olmasıdır. Başbakan da zannediyorum öyle. Yani bu Kürt meselesi, Güneydoğu meselesi konusu da her zaman söyledikleri bir millet kavramının güzelliğinde söylenmiş olan şeyler. Çünkü güzel bir kavram. Hı hı. Belki de insanlığın bulduğu çok iyi bu şeylerden, terimlerden biri. Millet diye bir kavram. Hocam, efendim, çok özür dilerim. Biraz reklam arasında konuşurken hatırlarsın. Ben reklamı bitirmedim daha. Bir şey soracağım hocam. Yani, şeyde, programa da biraz hocam hareket getirelim. Evet. Bu millet kavramını da ulus devleti Atatürk mü icat etti? Hayır, hocam? Fransızlar. O zaman niye Atatürk diyorsun? Atatürk'te de Fransız devrimlerinde iyi gördüğümüzü alacağız. Yani demek yanlış mı? Ama neden Atatürkçülük oluyor? Atatürk'ün icat etmediği çünkü bir şey. Böyle bir toplumda bunu söylemek çok ileri bir kavramdır. Cemaatler, şunlar bunlar varken, hayır, millet diye bir kavram vardır. Ve bunu devletin bütün vatandaşları oluştururlar. Çünkü aralarında ırk, dil, bilmem ne farkı yoktur. Hepsi insandır. Millet kavramı insanların eşitliğine dayanır. Bu Atatürkçülük için, müdür hocam? Efendim? Bu Atatürkçülük müdür? Atatürk'ün getirdikleri bu, hayır o getirmedi ama yani bununla çelişen bir tarafı yok ki. Ben tabii milli Türkiye'de milleti kuran, ulusu kuran Atatürk'tür. Neyse yani ama yani Osmanlı'da başka ulus var mıydı? Siz Sayın Erdoğan'ı söylemleriyle Atatürkçü buldunuz. Bu kavramda. Bu kavramda tabii. Burada. Bu noktada tabii çünkü ne dedi? Dil dolayısıyla geldi değil mi? Resmi dilimiz vardır. Hı hı. Milletin dilleri farklı olabilir ama bir resmi dil çerçevesinde birbirleriyle anlaşabilmeleri gerekir. Eğer bir bütünlükse bu. Hı hı. Yoksa birisi başka şey öğretecek, başka dil öğretecek falan.